Video gelecek. 21 nolu video. Hepimizin bildiği, pek çoğumuzun izlediği bir filmden bir kare. Gelsin. Kahramanca mı savaştınız? He? Öyle mi öldünüz? Hayır. Bu adam uyudu diye öldünüz. Ananız babanız niye ağlıyor? He? Bu adam uyudu diye. Kızmayın ona. Kızmayacaksınız. Kendinize kızın. Burası bir birlik. Bir meysel hareket edemezsin. Arkadaşın için hareket edeceksin. Uyusun diye uyumayacaksın. Ölmesin diye öleceksin. Uyurken ölmeyeceksin öyle. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün, sen de ölürsün. Uyursan, astsubayım. Uyursan ölürsün. Sen uyursan herkes ölür. Bu bir filmden kare ama senin yaşadığın bir olaydan mülhem. Nedir o yaşadığın olay? Aslında bunun şahitleri olduğu için çok rahat anlatabiliyorum bunu. Çok da sevdiğim, benim de televizyon dünyasına girmemde çok da faydası olan eski CHP milletvekili Melda Onur. Hmm. 2004'te İstanbul'a geldiğimde arkadaşlarla falan oturuyoruz bir gün. Tabii bunun şahidi olan o dönemdeki arkadaşlarımız da var ama hani yakın dönemde. Daha bu film 2011'de 12'de mi çekildi? Acaba ben de uzun zamanlarda izlemiştim. Benim başıma gelen olay 1993'te geldi. 93'te bir operasyon bölgesine gittiğimizde bize bir kritik bir yerin sorumluluğunu verdiler. Bizim üzerimizden birlikler aşacak. Operasyon bittiğinde tekrar bizim üzerimizden geri dönecekler. Ama onların gittikleri yerler daha korunaklı yerler. Benim bulunduğum yer ise daha dağlık ve nasıl diyeyim ormanlık bir alandı. Hatta onlara ateş desteği vermek için elimizdeki en ağır silahları da benim birliğime vermişlerdi. Birlik komutanı olarak haritaya baktım, alana baktım. Tugay komutanımız, demin hani madalya töreni veren Tugay komutanımız. Dedim ki komutanım, ben dedim bu ağır silahları buraya nasıl çıkartacağım? Helikopter vermiyorsunuz, sızacağız. Nasıl çıkartabilirim dedim. Bana şöyle döndü, Fatih hatırlıyorsun değil mi dedi. Kimi? Fatih. Anlaşılmıştır komutanım dedi. Biz gerçekten o işte 300-400 kiloluk her havan mermisi yaklaşık 2 tane mermisi 50 kiloluk olan mermileri iplerle yukarı doğru çeke çeke yukarı çıkarttık. Çıktık ve biz orada 7 gün kaldık. 7 gün boyunca da yağmur yağdı. Ama gerçekten yağmur yağdı. Ben hayatımda bu kadar ıslandığımı, gidecek bir yerimiz yok, saklanacak bir yerimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Orada kaldık yani, mecburuz. Aşağı inemiyorsun, yukarı çıkamıyorsun. Orası orada kalmak zorundasın. Birinci gün geçti, ikinci gün geçti. İdare ediyorsun, ateş yakamıyorsun. Orada yiyecek içecek işi bitti. Tekrar bitmedi. Yani bittiğinde orası için söylemiyorum. Özel kuvvetler yılan yakalar, kurbağa pişirir filan hikayelerine biraz. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz? Ya özel kuvvet gidip de niye yılan yesin? Ben hep onu söylerim. Yani memlekette yılan yakalayacağına gidersin köyden iki tane yumurta alırsın yani. Bunu hatırlıyor musun? Yani, Marmaris'te o darbeciler kaçarken de ya hani kardeşim bunlar özel kuvvetçiydi işte kimisi bilmem. Hani şunu yaparsın bak sana şunu öğretiyor. Da bunu konuşmuş. Hayati idame dönemi denen bir dönem var. O hayati idame döneminde ister komando kurşunda olsun isterse özel kuvvetler kurşunda olsun. Sana hiçbir şeyin olmadığı bir dönem yaşatıyor. Ve o dönemde git kardeşim ne buluyorsan bul ye diyor sana. Aha. Bu şunun için söylüyor. Kendi memleketinde yaşamazsın ama bunu. Mesela başka bir operasyon bölgesine gidersin. Operasyon bölgesinden çıkamazsın ve kaçmak zorunda kalırsın. Helikopterin düşer, uçağın düşer. Atladığın yerden gruptan koparsın. Ve düşmandan o kaçma dönemi yaşarsın. O kaçma döneminde sana şeyi söylüyor. Sana öyle bir şeyler öğretiyor ki hangi otu yiyeceğini, hangi işte tavşanı yakalayacağını, onu yakalayacağını, bunu yakalayacağını. Ama dediğim gibi bunların her biri için zamanın olması lazım. Yani tuzak kuracaksın ki tavşan yakalayasın veya başka öyle bir şey. Vakit yok. 7 gün yağmur yağıyor. Yağıyor. En son 6. günün sonuydu. 6. günün akşamı gece saat 2 falan. Mevzileri geziyorum. Gerçekten de çok yiğit
Bir Karşılı çocuktu. Karşılı bir askerimizdi. Delikanlı. Çok da severdim böyle hani. Ama biliyorum artık herkesin şeyi düştü. Yani artık takati kalmadı. Bir baktım uyuyor. Çektim geri. Yerine arkamdan yanımda olan muhafız adımdan bir tanesini bıraktım. Dedim kalacaksın burada. Hiçbir şey söylemedim. Git dedim şeyde uygun bir yer bul. Uygun bir yer buldum da kafasına kapşonu çekiyor. Orada uyuyacak. Devam et dedim uykuna. Sabahleyin yağmur böyle çiseliyor. Aynı buna benzer bir havaydı. Puslu bir havaydı. Toplayabildiğimiz kadar nöbetçiler ağacındakilerini topladım. Dur. Ve araya gidelim. Burada mı araya gidecek? Tam burada araya gidelim. Topladın ve orada durduk. Kısa bir ara sonra beraberiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Akılda kalandan Mete Yarar'la Mete Yarar'ı konuşuyoruz. Tweetlerinizi bekliyoruz. Yaratıcı tweetlere. Mete Yarar biraz imzalı. Tempo düşük şeyin yaratıcılıkta. Bakalım. Bir işte kısmını geri götüreceğim. Var da. Söylüyorum yani. Var daha bir saat kadar vaktimiz. Peki. Ondan sonra bu bir iki... Bir takipçimiz demiş ki abicim tam adam anlatıyor en heyecanlı yerinde şeye gidiyorsun reklama tam vaktinde gitmek durumundayız nihayetinde bizim de sanatçının alkışından bülhem bizim de alkışımız bu yani bu reklam burası diyorsun. Da bir şekilde dönecek bunlar da bizim reklamlarımız onun için kusura bakmayın. Şimdi adını vermediğin bir yerde 7 günlük yağmur altında biz buraya nereden geldik Nefes filminde Nefes uyursan filmi. Ölürsün sloganından hareketle. Uyuyan bir askeri alıyorsun ve sonra diyorsun git yatıyor. Sonra topluyorsun birliği. Sonra? Sonra aralarında aynen Mete komutanın gibi. Orada Mete komutandı biliyorsun. Evet orada da Mete. O da mı senden böyle? Yok ismi de Mete olduğu için belki herhalde koymuşlardı ama bilemiyorum. Mete komutan Mete aralarında olsun. Yürüyor. Ben de aralarında yürüyordum. Dedim kusura bakma izne gidemeyeceksin dedim. Nereye izne gidemeyeceksin dedim. Asker şöyle bir şaşırdı çünkü hepsini artık hangi izin zamanlarını falan bildiğim için beraber o kadar zaman geçiriyoruz. Baktı, sen öldün dedim. Yanındakine, sen dedim evlenecektin biliyorsun bir ay sonra ama maalesef nişanlı dul kaldı dedim. Böyle tek tek dolaştım ama her birini biliyorum çünkü şeyini biliyorum, hikayesini biliyorum yani. Sebebini merak ediyor musun çocuklar dedim, hepinizin niye öldüğünü merak ediyor musunuz dedim. Hepsi kaldılar. O sırada askerimizle hemen benim arkamda duruyordum. Arkadaşınıza kızmak için söylemiyorum dedim. Onu da kötümsemek için söylemiyorum ama arkadaşınız uyudu dedim. Bunları böyle sakin dingin ve sessizce yapmıyorsun. Yok yani, tabii bu arada tabii, yok fazla da bağırmıyorum. Çünkü bulunduğumuz yer etrafında tadan teröristler var. Askerinde böyle bir komutan mıydı böyle ağır sakin? Yoksa... Yok hiç ağır sakin. Ama şu anlamda söylemiyorum. Ağır, yani sertlik anlamında söylemiyorum. Sertliği miydin yani? Yok sert değilim. Ben işim yapardım. Her zaman da işimi yapmakta ünlüm. Benim bir avantajım oldu sana onu söyleyeyim. Ben 1990 yılında mesleğe girdiğimin birinci senesinde baba oldum. Ben çocuğumu aldım, kokusunu aldım. Bir evladın ne kadar değerli bir şey olduğunu ben çok erken öğrendim. Kokusuna kıyamadım. Ve bana getirilenin hepsi 20 yaşlarında analarının kokusuyla beraber gelen kuzulardı. Ben o yüzden hep öyle baktım kardeşim. Allah bana bu fırsatı verdi. Ben erken baba olmuş olmanın, evladın ne olduğunu anlamış olmanın büyük bir nimetini gördüm. O yüzden diyorum bak hepsinin şeyini biliyorum diyorum. Hı hı. Neye gideceğini, kiminle görüşeceğini. Hepiniz öldünüz dedin. Öldünüz dedim. Maalesef dedim arkadaşınız uyudu dedim. Onun uyuduğu yerden içeri girdi teröristler. Senin, benim, onun hepimizin boğazını kestiler. Ve şu anda hiçbirini yaşamıyoruz. Ve arkasından o ayaklutu söyledim. Uyursanız ölürsünüz kardeşim dedim. Siz ölmezsiniz. Hepimiz ölürüz. Yeni bir konuşma yaptım. Bu yıl 1993 yılındaki yaptığım bir konuşmaydı. Arkasından işte döndüğümde İstanbul'a 2004'te arkadaşlarla bir anıyı paylaşırken hani hep sorarlar ya sen de soruyorsun ya şu anda yani aklından unutamadığın şey nedir dediklerinde bunu anlatmıştım onlara. Sonra aradan yıllar geçti. Bu film çevrilmiş. Arkadaşlarım beni aradılar. Sen dediler bu filmin danışmanlığını mı yaptın? Yok danışmanlığını falan yapmadım. Dediler işte böyle film çekilmiş. Dedim normaldir. Silahlı kuvvetler küçük bir yer. Herkes birbirinden alıntılanmış olabilir. Yani ben belki birisine alıntılanmışımdır. O benden alıntılanmıştır. Yok yani illa benden alıntılanmıştır. Çünkü hepimiz aynı şeylerde yaşıyoruz. Hepimiz aynı eğitimden geçiyoruz. Yani evet. Ama benim hayatımdaki hikayesi tam 1993 yılında bir dağ başında
7 gün ıslandığımız bir olayın arkasından yaşanan bir hikayedir bu. Sana öyle söyleyeyim tamam. Yani.